Merhaba komite arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Söyler, Oster kimdir? Konuşacağız. Ogeday, Sercan ve Hakan Adaşlı. Adada resmen atıştı. Evet, özellikle haftanın 4 dokunmazlık oyunu vardı. 3 kırmızı, 1 mavi kazandı. Ve özellikle kimler geldi? Sercan, Hakan, Yasin ve Yaman yarışa kıyasla bir yarış olacağını düşünüyorum. İyi olan kazanacak, kötü olan adaya ve gelecek de bir konseyde tartışmalar yaşandı. Hakan, Ogeday, yine Sercan atıştı. Peki Sercan'la Hakan'ın yarışması ben nefesleri keseceğini düşünüyorum. Peki Sercan Poyraz'a 4-0, 5-0 fark atmıştı. Hakan atabilir mi? Yani ben Hakan'la Sercan'ın düellosu resmen fırtınalar kopacağını düşünüyorum. Özellikle şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Hakan'ın adada kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yasin Yaman düellosunda da Yasin'in de şanslı olduğunu düşünüyorum. Fakat Yaman sürpriz yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki adalar birleşecek. Adalar birleşmeden böyle kavgalar çıkıyorsa adalar birleşir zaman neler düşünürsün her şeyi göreceğiz. Nagyan yine özellikle hep mavi takımı hedef koydu. Çünkü orada karşı tarafta Damlacan'la Seda ile tartıştı. Seda Damlacan özellikle Nagihan'a karşı bir yakın markaj yapıyor. Ama Nagihan'a kolay kolay kimse karşısına alamaz. Ne mavi takımdan ne kırmızı takımdan arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Ve çok önemli gelişmeler olacak. 1 milyon TL'lik ödülü Acun Bey açıkladı. Acun Bey özellikle çok önemli gelişmeleri aktaracak. Ve baktığımız zaman arkadaşlar takımlar ayrılacak mı? Ben yine takımın aynı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama özellikle kim adaya veda, kim adaya veda etmez dersiniz. İyi olan kazanacak, kötü olan adaya veda edecek. Bu kadar basit ve net. Çünkü zorlu parkurlar olacak. Halk atışı olabilir, basket atışı olabilir. Bu anlamda da özellikle biz bu cuma çok yüksek tansiyonlu, yüksek heyecanlı bir düello izlemiş olacağız arkadaşlar. Tabii ki Poyraz'ın gitmesi mavi takımı çok etkiledi.